Kırık bir şey. Hakaret davası insanları 30 süre zorlamak ve muhaliflerini cezalandırmak için kullanılıyor. Tekrar ediyorum. Şimdi bu adamı eleştirdiğiniz vakit istediğiniz zaman size hakaretten şey diyecek. Eleştirdiniz işte. Yüce devleti eleştirdiniz. Hatta kin ve nefret devleti değiştirmeye yönelik şey. Terörist bile ilan edilebilirsiniz. Beyninizi kullanın. Beyninizi. Özgürlük olması lazım, fikir özgürlüğü. Sevmediğin fikirlerin, sevmediğin sözlerin de ifade edilmesi lazım. Bunu anlamadığınız sürece rezalet içerisinde cehennemde yaşamaya mahkumsunuz. Dünya bitti bak. Özgür olan ülkeler, olmayan ülkeler. İfade özgürlüğü yoksa, ki bu ifade özgürlüğünü bitiriyor zaten hakaret şeyi. Bitti yani. Her rezalete mahkumsunuz. Şu anda yani Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Özgürlük yok. İfade özgürlüğü yani Türkiye'de en ne değişse ne olur diyorum. Hakaret etme şeyi kalkması lazım. Öyle milli şeyle falanca Allah'ı koruma kanunu. Haşa. Allah kendisini korumuyor. Peygamberi koruma kanunu. İşte Atatürk'ü, Cumhurbaşkanı'nı koruma kanunu. Hakaret etmeyeceksin işte yüce. Allah belasını versin eğer 92 yaşındaki kadının hakaretiyle eğer zedeleniyorsa itibarı, o itibar yerin dibinde. Rezalet bir şey. Zaten bir de mazlum insanların başka neyi var ya? Konuşuyor adam, şey diyor, sövüyor. Kaybedecek bir şey yok ki. Ama üstteki polisler emrinde bir yere gidiyor, arkasında yüzlerce araba şey diyor, kullanıyor. Halkın parasını yakıyor. Utanmadan, halka hakaret edense ama çalan, hırsız. Ama müstehaksınız. Yani kim ki burada bunun altı edip olur mu hakaret kötü bir şeye, kötü bir şey. İyidir demiyorum sevgili beyinsiz kardeşim. Ama onu yasaklamak çok daha kötü. Çok kötü, en kötü şey. Hakareti yasaklamak, suç haline dönüştürmek. Suzette